Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Nisa suresi 6. ayet. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا. Allah Teala ayeti yaptı ki, ve yetimlerini imtihan kılıyorlar ta nikahke yetkünlerine kadar. Eğer ular tarafından doğrulukni görseleriniz, ularga mollarini beringlar. Va mollarini isrof qilib va katta bo'lishliklaridan shoshilib yemanglar. Va kimda kim boy bo'lsa, o'zini saqlasin. Va kimda kim kambag'al bo'lsa, faqir bo'lsa, ma'ruf bilan, go'zallik bilan yesin. Ularga mollarini berganlaringizda ularga guvohlar qoyim qilinglar. Va Alloh taolo hisob qiluvchi bo'lishlikda kifoya qildi. Suyuti aytayaptilar, va batalu ixtabiru. Imtihon qilinglar, ixtibor qilinglar, sinanglar. Aliyatama yetimlarni. Qoblal bulug'i. Balog'atga yetishidan oldin. Fi dinihim va tasarrufihim fi ahvalihim. Imtihon qanday bo'ladi? Ularning dini to'g'risida. Dini qanday? Va ahvollardagi tasarruflari to'g'risida. O'zlarini holatlarini qanday boshqarishyapti? Qanday tasarruf qilishyapti? Va dini qanday? Shuni tekshiringlar. Hatta iza balagun nikah. Ular nikohga yetganlarida, ya'ni hatto kelganligi uchun g'oya uchun bo'lyapti. Ular nikohga yetadigan vaqtgacha. Aysaru ahlan lahu bil ihtilami aw sinni. Ya'ni balog'atga yetishligi bilan yoki muayyan bir yoshga kelishligi bilan nikohga ahl bo'lganlarida. Saru ahlan lahu ya'ni lin nikah. وَهُوَ اِسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشَرَ سَنَا عِنْدَ الشَّافِعِينَ. İhtilam yani cünüb buluşluk. Yani yaş ise İmam-ı Şafii'ye göre 15 yaşını tolduruşluktur. فَاِنْ اَنَسْتُمْ اَبْصَرْتُمْ. Eğer insiyet hasıl kısırlarız. اَنَسْتُمْ aslında iğnes diyeni. Lakin اَبْصَرْتُمْ körseleriz diye manada. Minhum ular tarafından, şu yetimler tarafından, rüşden, torlikini, salahen fi dinihim ve malihim. Şu yetimlerin dinide ve malide bir salahiyet, torlik, kabiliyet görseleriz. Fedfe'u ileyhim emvalahum, ularge mallarını beriler. Ve la te'ekuluha eyyuhel evliya, ey evliyalar, yetimlerin iyileri, yetimlerge karayıp duruyorlar. Ularni mollarini yemanglar. Israfan israf qilib, beg'ori haqqin, ya'ni haqsizlik bilan. Halun bu hol bo'lyapti. Israf qilgan holatda yemanglar. Va bidaron ay mubadirina ila infaqiha. Va shoshilgan holatda yemanglar. Nimaga? Nafaqa qilishlikka shoshilib. Hasanboy o'qimayapti-ku bular. Keyin choy nima qilaman?
Mekhafete en yekburu. Katta bu kalışlıklardan korkup. Rüşede ular doğru yol topka halatta, akıllı halatta katta bulsa da feyelzemekum teslimuha illa ileyhim. Onda sizlerge o şey mallarını yetimlerge verişliği lazım bu kaladı. Malı yetimlerge vermeydi. Katta buluştan aldın şaşırıp bitir varmıyorlar. Yani saklap koyuyorlar katta bu kadar. Veriler uzlarıya. وَمَنْ كَانَ مِنَ الْاَوْلِيَئِ غَلِيًّا Evliyaların içinden kimi ki bay bosa, yetimge karayıp duruyorlar bay bosa فَلْيَسْتَعَفِفْ Uzunu saklasın. اَيْ يَعِفَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ Yani yetimnin malıdan uzunu saklasın. وَيَمْتَنِعْ مِنْ اَكْلِهِ Ve yetimnin malını içtikten tiyilsin. Yetimnin malını yemesin eğer bay bosa. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا Ve kim de kim kembeğal bosa, fakir bosa, yani o şey yetimnin velisi, yetimge karagi adam, fakir bosa, فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ O şey maldan, yetimde malıdan, ma'ruf bilen yesin. Yani şeriyette, izin verilgen halette. بِقَدْرِ اُجْرَةِ عَمَلِهِ Amelini, ücretini miktarıca. Yani bir insan bir insanga xizmat qilganda qancha pul olishi mumkin? O'sha pulni miqdoricha yesin mayli. Bunda u yetimga ishchidek bo'ladi. Yetim uchun xizmatkordek bo'ladi. Fa iza dafa'tum ilayhim ay ila al-yatama. Sizlar yetimlarga berganlaringizda amvalahum ularning mollarini fa ashidu alayhim. Ularga guvohlar qoyim qilinglar. Annahum tasallamuha ya'ni ular o'sha molni olganliklari to'g'risida va bar etum va sizlar zimmalaringiz bo'shadi, forig' bo'ldi, bari bo'ldilaringiz. Omonatni topshirganliklaringizga guvohlar qoyim qilinglar. Li alla yaqa'a ixtilafun bir o'rtalaringizda ixtilof bo'lib qolmasligi uchun fatarji'u ilal bayyinati. Agar mavoda bir ixtilof bo'lib qalsa, keyin hujjatga qaytasizlar. Bu hazı emru irşadiyim. Bu irşad buyruğudur. Yani vacibmez. Bir insanda amanatını bir yapırganızda güvah kayın kılıçlığı, bir hüccet buluşluğu, sünnet. Yaxşı, lekin vacibmez. Ve kefe billahi ve Allah ta'ala kifaya kıldı. El be'u zayidatun. Bir deki be zayidadır. Nahu kitaplarda okuyanlarızdik. Hasiben Allah ta'ala kifaya kıldı. Hesap kılıçı halette. Yani hafizan li a'mali halkihi. Mahluklarının a'mallarını saklayucu bulup. Ve muhasibahum ve ulan hesab kitab kılucu bulup Allah-u Teala kifaya kıldı. Nisa suresindeki bu 6. ayet hem Kur'an'daki en muhim ayetlerden biridir. Ve 5. ayetinin devamı. Yukarıdaki ayetlerde hem zaten Allah Teala ikinci ayetten başlayıp وَاَتُ الْيَتَامَ اَمْوَالَهُمْ Yetimlerge mallarını veriler dedi. Ondaki safihlerge malını şeriatke hılaf alet işlet edigenlerge mallarınızı vermeyler dedi. Buyurduğunda Allah Teala yetimlerini imtihan kılıyorlar diye yaptı. وَاَتُ الْيَتَامَ Hatta gaye üçün bu genlikden İze belagun nikah Nikahke yetkenlerde Yani nikah yaşıge yetkenlerde Şu nikah yaşıge yetkünüge kadar Yani belagatke yetkünüge kadar Nikahta maksat şurada belagat Belagat yaşıge yetkünüge kadar Yetimlerini imtihan kılıyorlar diye Şimdi bazı ulamalar etedi ki Bir bala Balagatga yetsa, aqlli bo'lsa, keyin imtihon qilamiz. Imtihonimizdan o'tsa, pulini beramiz deydi. O'tmasa, sen hali qila olmas ekansan, yana biroz katta bo'l, tajriba hosil qil deymiz deydi. Ama bu gap oyatga xilof. Chunki Alloh taolo Vabtalun nasa insonlarni imtihon qilinglar demadi, Vabtalul yatama deydi.
yetimlerini imtihan kıyılarını yaptı. Yetim kimiydi? Es-sagir. Kable buluğihi. Yaş bana, belagat yetkeni içten aldın. Belagat yetkeni kim? Yetim değilim miydi? Peki atanası ölügen yetim değilse ama çallarım yetim buladı. Ölügen ki atanası. Yetim kim? Belagat yetmegen halette, küçük yaşta atanasından mahrum bugen balalar. Allah Teala vabitelul yetame diyetti. Yetimlerini imtihan kılıyorlar diyetti. Demek o şey belagat yetişten aldım buladı bu. İslam'da mükemmelliğini karın, maksat ne mi? Terbiyeler barın. Ötken derste ettim ki, yaşlarımızı biz terbiyeler barıştığımız gibi. Küçükler giden dükkan gecünatı, bazar gecünatı, tekşirip, körüp, hani fayda kıl yaptı mı, zarar kıl yaptı mı? O şey yaşlı giden terbiye kılıp barıştığı gerek. Ticaret gürgetip, kesbi hınar gürgetip. Karın, İslam'da mükemmelliğini. İmdihan şunu ne bulatta? Mesela, bir yangi talaba kelsa da sizga aytasizki mayli sen sal madrasaga o'rganmagin. Siz 3-4 kundan keyin kechi seni bir imtihon qilaychi. Nima o'qiding? Desiz zulm bo'ladi-ku bu. Hali dars berganingiz yo'q. Madrasaga o'rganmoqda dedingiz, yuribdi dars olmasdan. Tashqarida nima o'qigansan sen boshqa desiz boshqa masala. Lekin sen nima o'qiding? Ishlaringiz noto'g'ri. Aldın ders verirsiniz, kim imtihan kılarsınız? Allah Teala hem yetimlerini imtihan kılarsınız da yaptı mı? Aldın talim terbiye verirsiniz, kim imtihan kılarsınız? Tamam mı? Talim terbiye verişlikçe bana Allah Teala işare kılı yaptı bir yerde. Yetimler de talim terbiye kılıyorlar. Mükemmel insan buluştuğu için hareket kılıyorlar. Yani yetimlerge ki bünçelik hükümler nazıl bu yerdeki uzmuzu farzandarımızge yani hem dikkatli buluşluğumuz gerek. Yani hem ahamiyat birleştiğimiz gerek. Hazırki zamanda Müslümanlar uzlanı ballarına cüde bir ipar var. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında yaş ballar hadis rivayet kılıp, hadis nakil kılıp, muhaddis bugün olsa, bizim zamanımızda yaş ballar küp ve köçede. Küfür diyarlarına barıp kegen bazı kişiler etedik ki, Amerika'yı, Avrupa'ya barıgenler. Köşede yürüyen bağlarda köpçülüğü Müslümanlarda bağları. 50%. Şu köşede bağlar yürüyen bağlar sonrası Müslümanlarda bağları. Bir takriben 10% Nasranilerde bağları. Köşede yürüyenlerde. Cüda azı Yahudilerde bağları. Yahudilerde bağları kem görünürdü köşelerde. Kayanı başkalarındaki. Ahal, müşrikler, başkalar. Yahudilerde balları köçelerde yok. Kayıtta ular. Yaşlı giden o şey sport kebari yaptı. İnternet kebari yaptı. Kompüter kebari yaptı. İngiliz tülü. Arap tülü. Rus tülü. Bütün tüllerde örgatçı yaptı. Yaşlı giden. Hem cismani, hem ilmi, hem manevi. Hem de taraflama terbiyeleş yaptı. Bize bana yaşlarımızı, farzandlarımızı meşgul kılıçlığımız gerek. Talim terbiye bilen, kesb-i hunar bilen, sport bilen meşgul buluşsun. Mükemmel insan buluşsun. Böyle yetimlerde imtihan kıyılarda yaptı Allah Teala. O nikah yaşıya yetkünüye kadar. İnsanlar Kur'an'ı çüngende, amel kıyandıydı. Hiç kim, hiç kaçan Müslümanlara kul uzatmasıdı. Uzatı almasıdı. Zulüm kılıçdik, aklı giyem kimesiydi. Lekin amel kime geldiği için şimdi har halatıya çıkıp kalıştı. Hemen taraflama arkada kalıştı. Şimdi birden ulamalar etedi ki, demek bir yaş bale, bunu aldığı ayette ettik, yaş bale, dedik, mutlaka sefih dişlik caizmez. Çünkü bazı yaş baller var ki, akıllı. Balgat gitme gelin, lakin akıllı. Ulamalar etedi ki, Allah Teala yetimlerde imtihan kıyılarda yaptı mı? Babada imtihanımızdan ötse, bu imtihan itibariyle alınadı mı, alınmaydı mı? Alınadı. Alınmasa ne faydası var imtihan kılıçtı? Büyüdü ne faydası var? Demek ki belagatke yetmeyen akıllı balanı işke koysa bulurarken. Belagatke yetmeyen, lakin akıllı. Bazı ballar buladı, küçük ileride akıllı buladı.
Mesela 7 yaşında, 8 yaşında juda aqlli yigit, aqlli bola. Lekin balog'at yetgani yo'q. Mesela 9-10 yaşlarda balog'at ketadi. Şu 8 yaşdagi bolaga, yoki balog'at ketmadi 10 yoshda ekan. Tijoriy ishlar yoki boshqa ishlar topshirsiz bo'laveradi. Katta bir siyosiy hukumat ishlari emas. Ba'zi o'z holatiga qarab ko'tara olganicha, qila olganicha. Ya'ni bunu biz hayotda ham ko'ryapmiz. Ya'ni dindorlar, o'zini aqlli sanaganlar bu narsalardan uzoq, lekin o'zini aqliga, fitratiga ergashgan ba'zi insonlar bor. Ya'ni oddiy insonlar. Qarasa, shu 10 yoshdagi bolaga katta marketni topshirib qo'ygan, chunki u bola shu 7 yoshidan beri, 6 yoshidan beri marketda ishida dadasi bilan birga. Dada safarga ketyapti, ham hali 10 yoshdagi o'g'lini o'sha marketga mas'ul qilib ketaveradi. O'g'li bilan gaplashaveradi. Dadasi kelgancha 10 yoshdagi bola o'sha katta marketni boshqarib turaveradi. Hali balog'at yetgani yo'q. Demak, aqlli bo'lsa bo'ldi. Unga topshirilaveradi. Unga bersa bo'laveradi. Yani bütün ishlar. Agar bermasak, imtihonimizdan o'tsa ham unga biz ish topshirmasak, nawabatul yatamani foydasi qolmaydi. Hatta iza balagun nikah. Nikohga yetganlarida, ya'ni nikohga ahl bo'lganida, uylanishlikka ahl bo'lganda. Bu qanday bo'ladi? Balog'at ketishlik bilan. Endi bu yerda yetimlar yo qiz bo'ladiki, erkak bo'ladi. Bu masalalar hammasi erkakka ham, qizga ham tegishli. Nikohga yetishlik qizlarda hayz ko'rishlik bilan bo'ladi. Yoki shu ehtilom bilan. Ehtilom nima? Birisi tush ko'radi. Tushida jimo qiladi. Uyg'onsa-ki, mani kelgan. Yoki tush ko'rishi ham shart emas. Uyg'on holatida shahvat qo'zg'ab ketdi-da, mani keldi. O'sha oq suv keldi. Quvvat bilan, shahvat bilan. Endi shu balog'atga yetgan hisoblanadi. Yana ulamolar aytadiki, uylantirsa, homila bo'lsa, demakki balog'at ketibdi ekan. Uylantirganingizda xotinini homila qilsa, u ham balog'at ketibdi. Agar bu zikr qilingan narsalar bo'lmasa, ehtilom bo'lmabdi, unda yosh e'tiborga olinadi. Yoshiga qaraladi. Chunki ba'zi insonlar bo'ladiki, 20 ga kirgan bo'lsa ham junub bo'lmaydi. Ya'ni shunday insonlar bor. Bunda qanday qilamiz? Shuni uylantirsiz, lekin xotinni homilador qiladi. Ularda yoshiga qaraladi. Yoshiga qaraladi. Abu Hanifadan bir necha rivoyat bor. Bir qavlda aytadiki, qizlardagi 17 yoshda. Erkaklar bir rivoyatda 19, bir rivoyatda 18 yoshda degan. Abu Hanifaning qavli shu, 18 yosh. 18 ga yetgan erkak va qiz illoki balog'atga yetgan deydi. Hozir kofirlar aytadiki, 18 yoshda e'tiborga olishadi. 18 yoshdan kattalar yani xolayanni qilaveradi deyishadi. O'zlarining qonunlari shu. Bir bola, qiz 18 yosh to'ldirdimi, xolayanni qiladi, ota-onasi aralasha olmaydi deydi. Qani Abu Hanifalarni so'zini olishgan ular. Chunki ular aytdiki, mana ulamolarimiz aytishgan, islomda gapi bu. Islomdan olingan gap. 18 yoshganda, 18 yoshga yetganda inson mukammal bo'lgan bo'ladi. Balog'atga yetgan hisoblanadi. Agarchi junub bo'lmasa ham, boshqa alomatlar ko'rinmasa ham. Soqoli chiqmabdi, masalan, qiz balani ayollik holatlari ko'rinmasa ham, u balog'atga yetgan va mukammal bo'lgan hisoblanadi. Ya'ni ko'pincha shunday. Lekin shogirdlar aytadiki, Abu Yusuf va Imom Shofiy jumhur aytadiki, 15 yosh deydi. 15 yosh. Abu Hanifadan ham bir fatvo bor 15 yosh deb. Ya'ni olingan qavl shu amal qilinadigan. 15 yosh. Ya'ni islomda eng kuchli, eng quvvatli so'z mana shudir. Dalil Buxoriyda kelgan bir hadis bor. Ibn Umar aytadilar, "Men Uhud jangiga bormoqchi bo'ldim, yoshimni so'radilar. 14 yoshdaman dedim, olmadilar. Xandaq jangida ishtirok qilmoqchi bo'ldim, yoshimni so'radilar, 15 yosh oldilar." Payg'ambarimiz alayhissalom Ibn Umar 15 yoshga kirganlarda jangga oldilar. 15 yoshda, 14 yoshligida olmadilar.
Kichkina dedilar, yosh bola dedilar. Xalifa Umar ibn Abdul Aziz shu hadisni eshitganlardan keyin aytdilarki, alhamdulillah. Bu balog'atga yetgan bilan yetmaganda o'rtasidagi ajratadigan yosh dedilar. Bundan keyin islom olamida 15 yoshga qarab ajratasizlar dedi. 15 yoshga yetgan bola olinadi. Qarayman, islomga ko'ra, payg'ambarimizning qonuniga ko'ra 15 yoshda borishlik kerak armiyaga, askarga, jihodga. 15 yoshida mujohid bo'lishlik kerak. Ungacha tayyorgarlik qilib yuraveradi. Sport turlarini o'rganib, lekin jangga borib kelishlik 15 yoshdan boshlanadi. 14 yoshda bo'lsa jangga borilmaydi. Hozir kofirlarning qonunida 18 yoshmi? 18 yoshdan ketyolar deydimi askari? 20 mi? Islomda 15. İbn Umar'ı Peygamberimiz Aleyhisselam 15 yaşında aldılar. Qarang, İslam insanga ko'proq qadr beryapti. 15 yaşında unga katta insonning muomalasini qilyapti. Bütün masallar shunday. Bütün masallar mana shu 15 yaşga bog'liq. Boshqa har xil qavullar bor yana balog'atga yetganligi uchun, lekin eng mashhur qavul mana shu ikkalasi. Biri ehtilom ko'rganligi, ikkinchisi ehtilom ko'rmagan bo'lsa yosh. Erkak yo qiz farq qilmaydi. Balog'atga yetdimi? Balog'atga yetishligi bilan molini bermaysiz. Alloh taolo aytayaptiki, ular nikoh yoshiga yetganlarida fa'in anastum minhum rushda va ular tarafidan rushdni ko'rsalaringiz fadfa'u ilayhim amwalahum. Shunda ularga mollarini beringlar deyapti. Ulardan biz rushdni ko'rishligimiz kerak. Rushd nima? To'g'rilik. Rushdni tafsirida har xil qavullar bor. Ba'zilar aytadiki, aql. Hozir biroz oldin aytganimizdek, ba'zi yigitlar bor, yosh bolalar aqlliyu balog'atga yetmagan. Ba'zi bolalar bor, balog'atga yetgan u aqli mukammal emas. Kap-katta bo'lib qolgan, lekin aqli zaif, aqli rivojlanmagan. Hech narsani boshqara olmaydi, hech qanday ishni bajara olmaydi. Uni tarbiya qilish kerak albatta. Alloh taolo shu ikkalasini e'tiborga olyapti. Balog'atga yetishligi va aql. Aqlli bo'lsa, keyin ularga mollarni beringlar deyapti. Lekin faqatgina aqlli bo'lsa, balog'atga yetmagan bo'lsa, sizga bog'liq. Imtihoningizdan o'tdimi? Ko'z yetsa beravering. Rushdni mana aql dedik. Ba'zilar aytadiki, rushddan maqsad dindagi to'g'rilik. Diniy va dunyoviy ishlardagi to'g'rilik deydi. Dunyoviy ishlardagi to'g'rilikka aql kifoya qiladi. Lekin diniy ishlardagi to'g'rilikka aql kifoya qilmaydi. Mana ba'zi bolalar bor, insonlar, yana katta insonlar. Aqlli inson, aqli juda yaxshi ishlaydi, ammo diniy masalada noqis. Masalan, fosiq, aroq ichadi, zino qiladi, o'g'irlik qiladi. U e'tiborga olinadimi, olinmaydimi? Abu Hanifa imom azam aytadiki, e'tiborga olinmaydi. Aqlli bo'lsa, fosiq bo'lsa ham moli berilsin deydi. O'zini moli. O'zini moliga o'ziga topshiriladi, chunki uni moli. Nima qilsa o'zi biladi. Yeydimi, ichadimi? O'zi biladi deydi. Lekin balog'atga yetgan, aqli zaif bo'lsa, unda berilmaydi. Chunki rushdga yetmadi u. Lekin boshqa ulamolar, masalan Malikiylar, Shofiylar aytadiki, dini buzuq bo'lsa ham moli berilmaydi deydi. Agar islomiy hukumat bo'lsa, islomiy hukumat boshqaradi uni. Qoziga topshiriladi yoki ali valisi unga ozozdan berib, masalan uylandi. Sami pulini berib qo'ysangiz, pulni bekorga ishlatib oladi-da, o'zini oilasidan qiynalib qoladi. Oilasi buzilishi mumkin. Shuning uchun valisi unga aslida oylik xarajatini berib turaveradi. Yoki molini ishlatadi. Yoki hukumatga topshiradi. Aslida ikkala fatvo ham to'g'ri, insonlarga qarab. Ammo ikkala fatvoni ham bittasini olib, narigisini tashlasangiz, fasodlarga olib boradi. Chunki masalan, ba'zi insonlar bor, balog'atga yetdi. Kapga tub qoldi. Lekin aqli mukammal emas. Abu Hanifaning fatvosiga ko'ra nima bo'lsa bo'lsa, bu sunni bersiz. Hozir aytganimizdek,
pulni isrof qildi, harom yo'llarga ishlatib yubordi-da, oilasi buziladigan holatda, bola chaqasi bor, ular ham ko'chada qoladigan holatda bo'lsa, bu ham yaxshi emas albatta. Boshqargani yaxshi edi. Lekin Imom Shofiylarning qavlini olib, bermaymiz bunga desiz, bu ham ba'zi holatlarda fasodga olib boradi. Chunki unga boshqa insonlar aytadiki, sen balog'atga yetding. Va o'zingga yarasha aqling bor. Aqllisan. Faqat haligi ozibetdagi ixtilof fasodda bo'lyapti, fiskda bo'lyapti. Bu gunohing o'zingni bo'yningga. Ularda nima ishi bor? Seni pulingni bersin. Aqlli insonsan. Deydi u kelib pulini so'raydi. Bu aytadiki, yo'q sen fosiqsan, pulingni men bermayman senga. Shunaqa qilibsizki janjal, urush chiqadi. Qatilga ham borishi mumkin. Sen nimaga meni molimni man qilyapsan? Shuning uchun ikkala fatvo ham to'g'ri, insonlarning holatiga qilib ishlatiladi. Aqli ham mukammal bo'ldi-yu, lekin fosiq yigit o'zi rozi bo'lsa, mayli, valida qolsin pul, o'zi sekin menga berursin yoki qoziga beringlar desa, yaxshi bu. Yo'q, men illoki olaman desa, o'ziga bersin. Alloh taolo aytayapti, "Fain anastu minhum rushda", ularda rushni ko'rganlaringizda, to'g'rilikni, ya'ni aqlli bo'lgan bo'lsa, ularga mollarni beringlar deyapti. Bu yerdagi ixtilof o'sha rushdunning tafsirida. Lekin Alloh taolo qarang, o'sha masalalarni hammasini o'zining ichiga oladigan bir kalimani keltirdi. Masalan, faqat aytmadiki, "Fain anastu minhum aqlan" demadi. Ularda aqlni ko'rsalaringiz demadi. Yoki "Fain anastu minhum taqvo" yoki "dinan" demadi. Agar faqatgina aql deganda edi, faqat aql bo'lardi. Yoki din desa, din ham e'tiborga olinardi. Ammo rushdun dediki, hammasini o'zining ichiga olaveradi. Oyat shu masalada hammasiga dalolat qilaveradi. Insonlarning holatiga qarab bu fatvolar tatbiq qilinadi. Endi bir masala borki, bir yigit aqlli bo'ldi, yana aqlsiz bo'lib qoldi. Ya'ni ba'zan bo'ladi bu. Ko'p bo'lmasa ham ba'zan shunday insonlar bo'ladi-ki, hatto ba'zi shunday jinnalar ham bor. Yaxshi holatda jin bo'lib qoladi, ya'ni yaxshi bo'ladi, yana jin bo'lib qoladi. Shuning aqlsizligi ham shunday. Yaxshi bo'ladi, aqlsiz bo'lib qoladi. Nima qilinsin? Shofiy aytadiki, mol qaytib olinsin deydi. Abu Hanifa aytadiki, qaytib olmanglar deydi. Ikkita fatvo. To'g'risi ikkalasi ham to'g'ri, ikkala fatvo ham to'g'ri, holatga qarab. Qozi yoki vali eng maslahatli dinga, shu bolani diniga, dunyosiga eng foydali bo'lgan holatga qarab ish tutaveradi. Endi yana bir surat. Bir yigit 20 ga keldi, aqli mukammal emas. Haligi fisk masalasini qo'yaylik. Bu ixtilof bo'ldi, Abu Hanifa beraveringlar dedi. Dunyoviy masalada ham 20 ga kiribdi. Do'konga jo'natsiz, qaytib keladi, nima dedingiz? Yog' dedim. Yana qaytib keladi, qanaqa yog' edi? Qizil quti bor ekan, sariq quti bor ekan. Juda aqli zaif. Juda bir jasoratsiz. Nima bo'ladi u? Abu Hanifa aytadiki, 25 yoshga kirgandan keyin men beraman dedi. Nima bo'lsa bo'lsin, molini ber deyman dedi. Lekin boshqa ulamolar aytadiki, Shofiylar, Malikiylar, Hanbaliylarning ko'pchiligi bermaymiz deydi. Chunki Alloh taolo aytdi, "Fa'in alastu minhum rushda." Agar ularda to'g'rilikni topsalaringiz, "Fadfa'u ilayhim amwalahum." Ularga mollarni beringlar deyapti. Endi biz rushdni ko'rmasak, bu balani aqli rivojlanmadi. Shunday insonlar bor, ya'ni men bittasini ko'rdim, bittasini tanishtirishdi. 40 yoshdan keyin aqli rivojlanadi. 40 yoshdan keyin. Akalar aytadi, 40 yoshgacha biz buni boshqarib yurdik deydi. Uylantirgan masalan 20 yoshlarda, 25 yoshlarda uylangan ham, bola chaqalari ham bor. 40 yoshdan keyin sekin-sekin aqli rivojlanib, hozir yaxshi bo'lib ketgan. Ammo 40 yoshgacha ko'p katta odam ko'rsiz eshikka sig'maydi. Yosh bolani 40larni qiladi. Yosh bolalarni ko'rsa, yosh bolalar bilan o'ynab o'tiradi. Tosh o'ynab yurgan, tosh terib yurgan. Ko'chada yursiz kap katta odam bilan, nechta temirni ko'rsa, "Vuy, nimalar temirni oladi?" Hayron qolasiz, uyalib ketasiz. Saqich olib, chaqqillatib chaynab yuradi. Yosh bolalarning qiliqlari.
Sen de katıra gelmesin, yığla var et. O zika yap gitti onam. Birinci kürgü adam korkadı ondan. Şimdi bu sakın ne kılamız? Ula dedi ki, bir miyimiz dedi. Ebu Hanife dedi ki, biramız dedi. Ula dedi ki, Ebu Hanife'nin bu sözü ayetke hılaf dedi. Ebu yerge hılaf. Fein anastu minhum rüşde. Degen yerge hılaf bol yaptı. Ama Ebu Hanife dedi ki, hazım yeniyem delilim gelen dedi. وَلَا تَأَكُلُوهَا اِسْرَافًا Allah Teala deyipti ki, ulardın mallarını israf kılıp yemeyler. İşte sizler de kolları izlerdeki de israf kılıp yemeyler. Şimdi Kur'an'ın mucizeliğini karayın ki, Allah Teala kelimelerde kendi mükemmel halette kildir yaptı. Yetimlerde imtihan kılıyorlar deyip durup, ki mesela ulardın mallarını yemeyler dese, öyleyse ki aslında şu en doğrusu olsa gerekti böyleyse. Çünkü yetimlerde imtihan kılıyorsunuz, malsızı kolizde. Yetimge malı bir işten aldın, onu israf kılıp yemeyin deyiz. Ve daha düşünce mesele öttü. Malı biriler deyip, فَدْفَعُ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ deyip, ondan ki ne deyip ki, yetimlerde malını israf kılıp yemeyler deyip. Lakin şimdi bir hikmet gibi çıkardı ki, yetimlerden malları sizlerde kollarınızda ekenliği de onların malını israf kılıp yemeyler. Birinciden belagat geçten aldın o malum. Lekin biz ettik. Fein arast anastum minhum rushda. Onlardan doğrulukta görseleriz kim verirler dedik. Katta buldu, belagat geldi, 20'ye kirdi, 23'ye kirdi. Lekin mal kolunuzda turibdi ki. Endi o yetinmez endi. Belagat geçkendeki yetim bu muydu? Şu meselelerini hem uzun içine asındı ve Allah-u Teala وَلَا تَأْكُلُوهَا meselesini kiyin getiriyor yaptı. Şimdiniz mi? Bu fakat yine o bala belagat geçişten aldığını hal etmez. Belagat geçişten yine malsızlık oluyla kalışı mümkün. Şunun için Allah-u Teala bunu geçiktirdi. İsraf kılıp yemeyelerdi yaptı. İsraf ne demek? Yani köp yiyişliymez. Yani fakat yine köp yiyişliymez. Köp yiyip aşçasını taşa varışlık. Onu demez. Yani fakat ki ne olmaz? Haram yolları işletişlik. Yetimde malı gibi mesela sigaret alıyordu. Nas alıyordu. Arak alıyordu. Ya ki İslam yakıla bugün libaslarda alıyordu. Yetim gibi olsun, uzun balları gibi olsun. Yani israf kalkıken halette yemeyler diyene, israf bu mesela yoruyorlar diyenemez. Yetimde malıdan yese buladın bu miydi mi? Bakara surası da aytilindi. Yukarıda hem aytdik. Az yine ayette keladi. Hani bay bo'lsa yemesin, kambag'al bo'lsa ma'ruf bilan yesin deyapti. Shu yerda yana tushuntiramiz. Ya'ni muhtoj bo'lsa yeydi xolos, muhtoj bo'lmasa yemaydi. Ya'ni isrof qilgan holatda yemaylar degani, demak isrof qilmasak bo'lavergan degani emas. Oyatlarni to'g'ri tushunmaslik kerak. Yetimlarning molini yeyişken muhtaç bulgenlerizde israf kımeyler. Ya ki bu mesem, bazılar var, muhtaç anmazda israf kılıp yiyepti. Yukarıda biz ettik, yiyepti diyenlerse yemak fakat yine yeyişken hasmaz, istimal. Yetimlerde mallarını israf kıyan halette istimal kımeyler. Yani وَلَا تَأْكُلُوا دِيَنِ وَلَا تَسْتَعْمِلُوا دِيَنِ manada. Lekin iste'mollarning eng insonni nafsiga yoqqani yemoq bo'lganligi uchun, masalan bir insonga, mana yosh bolalarga pul bersiz, nima deydi, shu ko'ylagim eski bo'pti, ishtonim eski bo'pti, yangi ko'ylak oladimi dedi. Bari yeydigan narsa oladi, davr bo'lib yeydigan ichadigan narsa oladi. Shirinlik oladi. Muzqaymoq oladi. Insonni yoqtirgan narsasi yemoq, ichmoq. Shuning uchun Alloh taolo aqlni ko'p zikr qiladi. Wala ta'kuluha deyapti. İsraf kılıp yemeyler. İsraf şeriatki akılab bugün halatlarının hemez. Bazen yetimde bahane kılıp uzuge. Yetimde balası köp, pülü köp. Adı yüde yaşayıp durdu. Şu yetim gidip ağlayıp ben deyip de böyle yaşlı dengeleme üye alırdı. Haceti yok. Yetimge hem kirek yok. Uzuge hem kirek yok. Aşça. Fakat şey, yetimde bahane kılıp uzun hem küçük getirdi balaca kalara bile. Yetimge karayıp biz bunu. Dengeleme üyde yaşaydı.
Bunlar israf bunlar. Ha, onun arkasında bir fayda olsa, dinge ya ki dünyaya, onu da israf etmez. Ve bidaran en yekberu. Ve katta buluşlardan şaşılıp. Yani şeytan bana söz akıladı ki, bu pul aslında kolinde. Şeytan dedi ki, mazakla işle tuval dedi. Katta bu yana ki, mecbur bir resim pulu kaytarım dedi. Sana Allah Teala yaptı. فَاِنْ آنَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ Ula belaat yetken basa, ular da doğruluk görseleriz, bunda ular yiyen mallarını kayıtları verirlerdi yaptı Allah Teala. Yedik ki aşağı katta bu işten aldı, sen işletme gün. Bu yiyen mezaklardı, sen emezaklasan deydi. Allah Teala yaptı ki, وَبِدَرَنْ اَيَّكْبَرُوا Ular katta bu işten şaşılıp, yemeylerdi yaptı. Bunda yıkmıyorlar. Hacetke yetediğin derecede işletiler, kayanı türsün. Katta bugün de bir geniz yeni hem yakışı buladı. Bu niye faydası? Sizi hem faydayız. Ebu Hanife dedi ki, ben emine dalilim deydi. Allah Teala ne de yaptı? Katta buluşlu giden şaşılım de yaptı. Biz ettik, bana şu ayet, o şey yetim halette sizi kuluzge kegen insan, erkeği mi, kız mı, fark mı yedi? Şunun malını yemezlik doğrusu da etiyat. وَلَا تَأْكُلُوهَا Ulardın mallarını yemeyler dedi. Bunun iki halat kere yaptırıyordu. Balagatki yetmeyen yetimdeki ve balagatki yetkendik. Hala ruşta buma geldik için. Şimdi Allah Teala şunu yemeyler de yaptı. Yukarıda biz ettik ihtilam var. Şafiler, malikiler, hanbeliler de köpçüde getirdi ki kırıkka kesiyem, çal busayem eğer ruşt bumasa bunu vermeyemiz. Çünkü Allah Teala fein anestu minhum ruşta dedi. Peki Ebu Hanife dedi ki 25 yaş çekirse bilemem dedi. Delildisiz. Delil bana. Ve bidaran en yekberu diyordu. Katta buluşlardan şaşılıp diyordu. Demek katta bu gene kim? Bir iş gereken de. Bu yiğit ya ki kız katta bu gene kim? Malını bir iş gereken onge. Eğer katta bu gene kim? Malını vermese ve bidaran en yekberu demese de. Katta buluştan şaşılıp işlet varmıyorlar demese de Allah Teala. Katta bu gene kim? Malda bir iş gerek. Bu mesela bunun ne faydası kaladı? Ve yani Allah Teala وَلَا تَأْكُلُوا yaptı. Çünkü meseleden ki inkeli yaptı ki. Demek ki kettelikte itibarı varken. Ama yani şu kettelikte miktarda siz ihtilaf kılışız mümkün. 25 yaş, 30 yaş ya 40 yaş deyişiz mümkün. Ebu Hanife dedi ki ben ne 25 yaş diyeyim ben? Çünkü 25 yaşta bir yigit baba buluşu mümkün. Baba. Yani etesiz ki 15 yaşta üylentirasız. Bir ferzant gördü mü? Yani 15 yaşta üylendi. 16 yaşta ferzant gördü. Ya ki yeterli hesaplaylık. Mesela 13-14 yaşlarında. 13 yaşında üylentirdiniz, 14 yaşında ferzant gördü. 14 yaşta buldu bu. Yani şu ferzantı yine 13-14 yaşlarında Üyem katta bulu yaptı mı? Onu ülentir yaptı mı? Yani en aşçası 28 yaşlar gibi var yaptı. En aşığı. Peki, en ertesini al yaptı Ebu Hanife. En ertesini. En erte 25 yaşta. Yani 12-12'de. 12 yaşta ferzan görüşü mümkün. Yani bizim zamanda hazır kem bulu yaptı. Eski mesela musafirlerden, karılardan sorasalarız. 12 yaşta, 13 yaşta ferzan görüyenler kim bu yani? Kızlardaki ertelak buladı bilesiler. Kızlardaki ertelak. Erkekler mesela keçirak bu yana geçiyor. Yani 12 yaş, yani 13 yaş dedik. 13 yaşta bu üylendi, ferzantı buldu. Ferzantı 13 yaş gibi vardı. Yani nevara gördü o. Demek 26 yaşlarda 28, 28. Baba buluyor. Yaptı. Ebu Hanife dedi ki yine baba bu adam katta hesaplanmıyordu mu? Hala mı küçükken bu? Baba buldu ki nevarası var ki. Bir iş gene gende deydi. Ha şunu en kiçkinesi 25 yaş deydi. Yani bir de saval geldi ki ey Ebu Hanife ne demek siz en kiçkinesini aldınız? 25 deyapsız. 30 siz yaşamaz mıydı? 15'ki 15 bularıdı. Çünkü mesela 12 yaştaki bala ferzen körüşlüğü bazen bu maslığı mümkün.
Abu Hanife dedi ki, ayetke hılap bulmasın dedi. Allah Teala ve bidaran en yekberu kette buluşlardan şaşılıp de yaptı mı? Kalın şaşılış meselesi geliyor yaptı. Kette ukası bir işim gerek ki yaptı. Kette bu yöndeyken bilmezsiz günahkar bularken siz. Kette buluşu mesela o şey 25 yaş en küçükinesi mi? O şey vakti bir siz günahkar bu muyuz? Ama keç kasız 25 yaşta kette buludu mu? Siz 30 yaşta ve siz 5 yıl geçe buruğunu malını kulüze saklayıp dururken bulasın. Buruğunu malını işletip dururken bulasın. Şu yetimlerge zulüm kılıp dururken bulasın. O şey zulümge düşmeyin. Buruğunu malını işletken bu muyun? Buruğunu malını yiyken bu muyun? Yani onun üstüge hala kiyinge ayetlerde geledi. Bilesler ki yetimde malını işlik otlu işliyle beraber. En katta günahlardan. Aklu malil yetim. Yetimde malını işlik en katta günahlardan. Halak kılıçı günahlardan. Abu Hanife dedi ki, o şey katta günahka çöp kalmayın diye yapman dedi. Şunun için 25 tane yaptı Abu Hanife. Abu Hanife'nin delili şu. Evet. Kelimelerde, hikmetlerde göreyim. Ötke imamlardı, nazarı kançalı öt görüldü. Kançalı dakikadı. وَمَنْ كَانَ غَانِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ Kimde kim boy bulsa, saklasın. Uzunu saklasın. Yani boy bulsayız, yetimde mağaradan yemeyin. Yetimge pul işleti yaptırırken bulsayız, sevap buladı, acır buladı. Cüdekette sevap. İşletmeyin. Kalın. وَمَنْ كَانَ غَانِيًّا فَلَا يَاكُلْ دُمَا يَبْتَى اللّٰهُ تَعَلَى Boy bulsa, yemesin deme yaptı. فَلْيَسْتَعْفِفْ İffetini saklasın diye yaptı. Abrusunu saklasın diye yaptı. Abrusuya dağ çürmesin diye yaptı. Hani şimdi yetimge şunu diye muamele kılın ki abrusuya dağ çürmediği halette. Ayette mükemmellikini kılın. Felyestafif diye yaptı. İffetini talep kısın diye yaptı. Abrusunu talep kısın diye yaptı. Bir yetimde ap gelişti ya kesip geldiniz mi? Güvahlarda kayın kılasız. En mükemmel suratını et yapın. Ayet dalat kılıyordu çünkü. Güvahlarda koyasız da yetimde kan çapılı var, şun çapılı var. Kürdülerde şun çapılı var. He. Şunu mene falancı kazıya. Ya ki İslami hükümette mene falancı idaresiye koyuyoruz. Ya ki bir işençlik var mı bir teşkilat? Şunu eğlendirdiğin, mene falancıya veremiz şunu ticaretke eğlendireyim. Ya ki mal koy olsun da işlesin. Ben erleşme yapayım bunu arsaya. Men aralassam, aytishlariz mumkin shuni foydasini ishlatyapti. Yoki qasddan yo'q qivordi, deyishlariz mumkin. O'zi yedi deyishlariz mumkin. Shuning uchun sizlar shohid bo'ylar, yetimda shuncha puli bormi? Shunasiga qo'yamiz. Boshqa nima mulki bor? Uyi bormi? Uyini kiroyaga qo'yinglar, kironi yetimni bolasiga kelaversin, yetimni otiga kelaversin, menga kelmaydi. Yetim meni uyimda yashayveradi, men qarayman. Qarang, shular hammasi istiyafof, obro'sini saqlashlikka kiradi. En mükemmel halette. Karim. Ve bu kengi derecelerde en uzun içi halette. Bunlar da kımegen halette. Hiç kimi çakırmadıyız. Yetimde malı var mı? O zibni Allah da ortasında. Yetimde malını ya ap koyduyuz. Ya bir ticaretiye koyduyuz. Ya bir mülk ap koyduyuz. Ve mülklerini işleti yapsız. Ama o ziz yeme yapsız. Üyen bul orad. Düşünüz mü? Üyen bul orad. İşletme yapsız. Yetimge o zizden işleti yapsız. Uzunu haracatıya, uzundan pul alıyorsunuz. Bu yan bulurdu. Uzizge ve ballarızı işletmesiniz bu oldu. Siz yetiştiği mülke, onu malda işletmesiniz. Ayetke amelkiyen bulurdu. Kalın güzelliğini, Kur'an'ın mükemmelliğini. Şunların hepsini uzun içi kaladı. Şimdi Allah Teala bir haletke kayıtlama yaptı. Çünkü halet her halde. Etrafıdaki insanlar dindar. Ve siz hem uyuzlu işine dünyadan basıyız. Hani güvahları başkası ya haceti yok. Ama fitne çıkıp amel kılıyorsunuz adamla fitne kılıyor, tuhmet kılıyor. Amel kılıyorsunuz Allah'tan büyür yet. Şunu da ben ihtiyaç çağrılarını görüp güvahları kayım kılıp iş kılıyorsunuz. Yetim yakarız. Yeter ki o yetim hem kettibi gelirken ki sizge dava kılalmıyız. Bu mesela bazı yetimler başka bana bulur. Kettibi gelirken mesela hususdan bay basıyız. Sen beni pülüm bilen bay buldun falan mısın? Diyen gaplar buluşu mümkün. Benim alımı yedin diyen davalar buluşu mümkün. Şu
Şunun için Allah Teala diyordu ki, kim de kim boy bulsa iffetini saklasın. Avrusunu saklasın diyordu. Yemesin diyordu. Yeme diyordu. Ve saklengin de eğer şey yetimdir malıdan saklanmasız dünyada hem ahirette hem zarar buluşluğunu haber veriyordu Allah Teala. Eğer saklanmasız dünya ve ahiret zararıya kalasız. وَمَنْ كَنَ فَق۪يرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Ve kim de kim kembeğal bulsa ma'ruf bilen yiyesin. Kembeğalsız, yiyişken muhtaç bulsuz yiyin, lekin ma'ruf bilen yiyin. Ben sahabeler kelime etti ya Resulallah, mende yetim var, yetimde malı var, mende hiç kendi malı yok. Ne mekli? Dediler ki ma'ruf bilen yiyin dediler. Yetim aldıyız, yetimge kareymendip. Allah rızası için. Bunu bayılığı güçünmez. Allah rızası için aldıyız. Bunu bayılığını bildiyiz ya bilmediyiz. Farkı mıydı? Bayarken, yetimde pülü bayarken. Alıp geldiyiz. Yetimde pülü bayarken geçin, onunla siz non alıp verişiniz gerek. Bazen meyve alıp verişiniz gerek. Ama o sizi, hayatınız ise adli bir hayat. Farzandlarınızga kengroq narsa olib berolmaysiz. Shunda masalan yetim. Yetimga yarım kilo meyve yetadimi? Bir kilo olib turib, shuni yetim bilan birgalikda siz o'zingiz bola chaqalaringizdan yesangiz bo'ladi. Agar muhtoj bo'lsangiz shunga. Ma'ruf bilan yeyishlik mana shudir. Isrof bo'lmaydigan holatda. Haddidan oshmasdan. Yetimni molini yeyishlik to'g'risida ham har xil qavullar bor. Bazılar atadı ki, muhtaç bulsa, yese bulur adı, ornige bermeydi, deydi. Bazılar atadı ki, muhtaç bulsa, yesin, hesaplab koysun, deydi. Mesela, hani yarım kilo alma aldık, şunu yedik ballarımız bilen. Yarım kilo alma, yarım dolar. Yazıp yazıp koysun da, keyin imkoniyat topganda shu qarzlarini to'lasin. Qarzga bo'ladi deydi. Ba'zilar aytadiki, yetimning molini molida yetimning moliga muhtoj bo'lganda yesin. Agar pul topolsa qaytarib bersin, pul topolmasa bermasin deydi. Eng mashhur, eng mu'tadil qavl shu. Umar ibn al-Xattob xalifa bo'lganlarida aytilarki, men baytul moldan yeyman. Baytul mol menga yetimning molidek dedilar. Muhtaç bo'lganimda olaman, imkon topganimda qaytarib beraman, topolmasam qolaveradi shunday, dedilar. Qarang, Umar ibn al-Xattob xalifa edilar, baytul moldan shunday ishlatyaptilar. Va ba'zi ulamolar yana ham insonlarni ogohlantirib aytadiki, yetimning moli senga o'liklik hukmida bo'lishlik kerak. Qarang, yemasang o'lib qoladigan vaqtda o'liklik ishligi joiz bo'ladi-ku. Ölgen koy diyor ki ölgen böğrünü göçünü yese bulardı. Yetimdim alayım şunu diye bulsun senge deydi. Mecbur koyan in diye bulmasam yeme deydi. Bu yönde kattık bugün alımlardı gap. Lekin cumhuriyet dedi ki o şey muhtaçlık. Bu mesela ortada ihtilaf, nefret. Mesela yetim balasızı ballarızdan bir lekette bulu yaptı. Yetim geçiren iler alıp verdiyiz bulüge. Ballarızı alıp verilmediyiz. Ballarızı onu yaman görettik ki yani. Şey yaptı, bizge birme yaptı. La, o kaydan mı dedi onlar? Düşünmüyordu ki bu meseleler. Şunun için şeriat izin veriyat. Ortada ülfat bulsun, muhabbet bulsun. Ama bil ma'ruf, ma'ruf bilen bulsun. İsraf kımastan, zulüm kımastan, yetimge zarar vermestan, yetimde malıge zarar vermestan. Umar ibn al-Hattab'ın yapıdan, içtimai meselelerim sabit buluyordu. Bir inson ijtimoiy yerda masalan mas'ul bo'lsa, demak o'sha jamoatga xizmat qilib turganlarga jamoatdan hojatiga yarasha pul beriladi, yordam beriladi. O'sha yordamlarni olib, u jamoatga xizmat qila oladi. Keyin imkon topganda xolasa qaytarib bersin, uni baytul molga, xolasa qaytarib bermasin, o'zi biladi. Ya'ni qaytarib bermasa ham gunohkor bo'lmaydi. Qaytarib bersa fazilat, ammo niyat qilsangiz Allohga oson. Lekin bazı kazzoblar, daccallar bu masallarda nafsiga ishlatadi. Şu masallarda o'qigandan keyin ha, bitta. Mesela cemaat var, amir mi? Cemaat pulidan olaveradi. Qancha bo'lsa boyligini olaveradi.
Adamla bilip kalsa, siz nega cemaat pulunu özge işletiyapsız dese, men keyin qaytarib bermoqchiman dedi. Mana Umar ibn al-Xattob shunday deganlar. Hozir kambag'alman ishlatyapman, boy bo'lsam qaytarib beraman dedi. Uni maqsadi boy bo'lsa qaytarib berishlik emas. Uni maqsadi shu fatvoni noto'g'ri iste'mol qilib ishlatishlik. Jamoat pulini o'ziga ishlatishlik. Bu durust emas. Va makaru va makaralloh. U makr qilyapti degan bo'lsa Alloh ham makr qiladi. U rasvo bo'ladi, u qarzga botib ketadi, xor bo'ladi, rasvo bo'ladi, sharmanda bo'ladi. Jiddiy holatda bo'lsangiz bo'ladi. Jamoatni agar shu jamoat ustidagi Umar ibn Xattobga o'xshab, shu kishi xalifa bo'lmasa, xalifalik ishlarini qilmasa, islom rivojlanmas edi, jamoat rivojlanmas edi. Shuning uchun Umarga berishlik kerak edi. Abu Bakr xalifa bo'lganda ham Baytul Moldan olmadilar avvaliga. Tijorat qilardi, lekin sahobalar to'planib aytdiki, "Sen endi hukumat bilan shug'ullan" dedi. Tijoratni qo'y. Yana tijorat bilan shug'ullansang, hukumatni kim boshqaradi? Jamoatni kim boshqaradi? Sen jamoatni boshqar. Seni ehtiyojingga bo'ladi, ketadigan narsani Baytul Moldan beramiz deydi. Berilsin. Ammo hojatdan tashqari olinmasin. Endi hojati 100 dollar bo'lsa 100 dollar beriladi, 1000 dollar bo'lsa 1000 dollar beriladi. Shuni ulamolar o'tirib mashvara qilib o'rtasini olsa ham bo'ladi. Ba'zan 100 dollar, ba'zan 1000 dollar ketyapti. 500 dollar beraylik. O'zi ishlatsin keyin. Adolat bilan hisob insob bilan desa ham bo'laveradi. Fa iza dafa'tum ilayhim amwalahum ularga ularning mollarini berganlaringizda fa ashhidu alayhim ularga guvohlar qoyim qilinglar. O'sha yetimlar katta bo'ldimi, aqlli bo'lishdi, mollarini qaytarib beryapsiz. Guvohlarni chaqiring. Qog'oz yozing, imzo otsin, qozining oldiga olib boring, qozi ham imzo otsin. Ya'ni mo'tabar bir hujjat bo'lsin. Mabodo ertaga biror tuhmat bo'lsa, biror tasarsaki falonchi yetimni molini bermabdi. Yoki shu yetimni ba'zida vasvasa qildi, seni molingni bermabdi deb keyin bu aytib yuribdi. Falonchi kishi menga qaradi, Alloh rozi bo'lsin, u molimni bermadi desa, hali guvohlarni qoyim qilasiz. Lekin bu buyruq suyutayotgandek irshod buyrug'idir. Farz emas. Aslida usul kitoblarida o'qidilaringiz, al-amru lil wujub. Qur'on hadisda bir buyruq kelsa, o'sha amalni vojibligini ifoda qiladi. Vojib bo'lish kerak. Lekin bu yerdagi fa'ashidu, guvoh qoyim qiladigan buyruq irshod, yaxshi yo'lni ko'rsatishlik. Ijob emas, vojiblik emas. Sunnat. Shuning uchun bunday muomalada guvohlarni qoyim qilishlik sunnatdir. Nimaga shariat sunnat qilyapti? Aslida eng yaxshi nima bo'lsa bo'lsin guvoh qoyim qilishligingiz. Chunki hech qanday bir ixtilom, bir tuhmat boshqarsa aziyat bo'lmaydi. Yetimga nisbatan sizni niyatingiz buzilmaydi, yetimni sizga nisbatan niyati buzilmaydi. Gumon buzilmaydi. Shaytonga yo'l qolmaydi. Eng yaxshi shu. Endi Alloh taolo shunchalik qiymatli kalomida, qadrli kalomida shuni fa'ashhidu alayhim deb joy beryaptimi? Alohida zikr qilyaptimi? Demakki buni zoya qilmaslik kerak, itoat qilish kerak. Ammo Allohning marhamatiki bu o'ziga yarasha bir odam taqozo qiladi. Guvohlar chaqirish kerak, majlis qurishlik kerak, qoziga borish kerak. O'ziga yarasha mehnati bor buni. Ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, shuni qila olmaysiz. Atrofidan bir tuzuqroq odam topa olmaysiz. Qozi yo'q, qoziga borsiz. Ya'ni islomiy hukumat yo'q, kufr hukumatlari bor. Unga borishingiz joiz emas. Yoki bo'lmasam, yetimga nihoyatda ishonasiz. Fitna bo'lmaydi inshaalloh. Atrofingizdagi odamlar ham yaxshi. Bunday holatda, ya'ni fitna bo'lmagandan keyin qilmasangiz ham bo'laveradi. Allohning marhamati bu. Agar Alloh taolo buni vojib qilib qo'ygan deydi, har qanday holatda qilmasangiz gunohkor bo'lardingiz. Qilishingiz kerak bo'lardi. Va kafa billahi hasiba. Alloh taolo hisob qiluvchilikda kifoya qildi. Qarang, hisob qiluvchilik. Suyuti buni ikki xil tafsir qildi: hafiz va muhasib. Saqlovchi. Alloh taolo saqlovchilikda kifoya qiladi. Hali yuqorida aytganimizdek, raqib deb aytdik-ku, saqlovchi deb. Kuzatuvchi. Shu yerda hafiz dedi. Alloh taolo butun narsani hisob qilyapti.
Hazır bunun iki tane manası var. Dünyada hem Allah-u Teala hesap kitabı ki yeterlidir. Hemen sen Allah-u Teala hesap kitabı kılı yaptı. Siz öylemeyin ki Allah-u Teala gafildir. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا Allah-u Teala'nı gafildir bu öylemeyin diye. Allah-u Teala hemen seni körüp, bülüp, hemen yazıp kılı yaptı. Kıyamette bölgenizde kebir bulsun, sagir bulsun, hemen seni görsetedir. Bu bir. Ahirette hem hesap kitabda Allah-u Teala kifaya. Ahirette hem Allah-u Teala'nı uzun hesap kitabı kıladı. Dünyada hemen seni yazgen, hemen seni malum. Yazmasayan bilerdi Allah-u Teala. Lekin yazdır yaptı ki, o yüzüge hüccet bulsun yaptı. Hüccet kayım kılı yaptı. Çünkü fakat ki Allah uzun bilse, başkalar bilmese, yani hemen ge tuhmet kılı, yani bu insan Allah kem tuhmet kılı uğradı. Ya Allah buna kattan et yapsan bunu. Yok ki buna kınaza, kıyalım yok. Nıptır uğradı. Allah-u Teala dedi, yahlifune lehu keme yahlifune lekum. Kıyamet gününde münafıklar dünyada sizlere kasam içkendik, ahirette Allah'a kasam içi olardı. Ya Rabbi biz şirk getirgenimiz yok, biz günah kıyanımız yok, biz dinine hizmet kıldık, deyip kasam içi olardı onlar. Halin Allah'a yalan gafir yaptılar, biz kıyanımız yok diyor. Kiin Allah-u Teala hüccetlerde kayın kıladı. Kolları, ayakları gafirişti başlayıydı. Halin hüccet, şahit, güvahlarda kayın kıladı. Allah deyişi şüncelik bir müstahkem, mükemmel. Şunun için bizim işlerimiz şimdi mükemmel buluşluk gerek, müstahkem buluşluk gerek. Şimdi birbirimizi ama gümenem kımıyız. Ben de dünyada hem ahirette hem Allah-u Teala hesap kılıçülüğü de hasip. Hesap kılıçülüğü de kifaya kıldı, yeterli buldu. Allah'tan korkuyelik, hata iş kımıyelik. Yetimem, hesap kitap meselesi de Allah'a tevekkül kısın, yetimge karegen velisiyem. Hesap kitap meselesi de Allah'a tevekkül kısın, Allah'tan korksun. Ve bütün meselelerine Allah-u Teala hesap kitap kılı yaptı. Her kim korksun. Ata-ana, şehir valileri, padişahlar, ustazlar, ulamalar, avam, insanlar, şagirdler, ferzendler, hatın. Hemesi Allah'tan korksun ki Allah-u Teala hemen hesap kitap kılı yaptı. Allah'tan başka hesap kitap kılıcıya hacetimiz yok. Lekin dünyada yüzümüz yarı buluştuk için hesap kitap kılıyorduk. Yani hesaplı dost ayrılmaz değildi ki. Dünyada siz bu meselelere itibar vermezden Allah bile ortaya doğru olsa Allah sizi saklıydı sizi. Dünyada tuhmat kılıçları mümkün, aziyet verişi mümkün, öldürüşleri mümkün. Lekin kıyamette necat tapasız o. Ama dünya ahirette işleri sağlam buluştuk için hesap kitaplı bulayım. En mühim hesap kitaptaysa Allah-u Teala o zaman kifaya kıladı. Keyin neticesi ne bo'lsa, yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Alloh subhanahu va taolo